90'a devam ediyor. Gündemimiz çok yoğun. Tek tek bütün maçları konuşacağız. Şampiyonluk yarışındaki takımların. 3 takım 51 puanda. Trabzonspor takibini sürdürüyor. Hepsini mercek altına alacağız. Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla ilgili Kemal Belgin'e söz verecektik. Buyurun hemen size vallahi başlayalım. Valla ben çok uzun konuşmayacağım. Pozisyona gri dediniz. O başka. Tepkiler de var. O pozisyon onu boş. Söyleyeyim. Boş. İstedikleri kadar tepki gösterse. Kasımpaşa'nın penaltı pozisyonu gri diyorsunuz. Ben bak bende ne tweet var ne zap ne. Zap, Facebook, WhatsApp. Hiçbiri yok bende. Yok. Ben de sadece yeşile basarım. Konuşurum, kırmızıya basar, kapatırım. O kadar. O kadar abi. En güzelini yapıyor hiç. Zaten. Benim Galatasaray Kasımpaşa maçıyla söyleyeceğim bir tek şey var. Fazla uzatmayacağım. Sevgili Fatih Terim hocam, bana göre, bu benim kendi görüşüm, yanılabilirim. Türkiye'nin bir numaralı teknik direktörüdür. Bütün zamanların, Türk olarak tabii. Hocam be, o sahada, o ortamda, o balçıkta 82. dakikada Belanda'yı nasıl oyuna alırsın ya? Olacak şey mi ya? Halı gibi bir zemin olur, şahane hava olur, belki bir iki top sürer araya bir şey. Yani ve oyundan çıkardığın adam o havanın, o sahanın en dayanıklı adamı Lines. Bunu nasıl yaptın hocam 82? Yani dua et de şey ne o, Onyekuru'yla Mustafa Muhammed seni kurtardı. İnanılmaz bir şey. Ben Belhanda'yı sokuyor oyuna. Evde dedim ki ya dedim bir Belanda mı bu? Baksanıza bizim bir yanlış görmeyeyim dedim yani. Belki olabilir ya. Orada da bir hayır var. Ortaya o yaptı galiba değil mi? Yok be abi ya. Ortaya o yapmadı mı? Kim yaptı? Bilmiyorum da yani. Olur mu abi? İstediği kadar ortaya. Golün öncesindeki hani penaltı öncesindeki ortayı Belanda yapmadı mı uzun topu? Ben öyle biliyorum. Yanlış yaptı. Öyle hatırlıyorum. Bakalım ben öyle hatırlıyorum. Abi istediğiniz kadar ortaya yapmış olsun. Şu oyuna bir birken o atmosferde o sahada Lines çıkar, Belhanda girer mi ya? 8 dakikada oynasın hocam. Ya bırakın Allah aşkına. Allah aşkına bir şey söyleyeyim mi? Bütün o kornerleri bir tanesini adam gibi yapamadı Ömer Bayram. Galatasaray'da duran top organizasyonu kullanacak bir tane oyuncu yok ya. Bir tane oyuncu yok. Belhanda mı var abi? Ya Belhanda da yok yani ben katılmıyorum. Ama yok. Yani bu ortayı adam gibi bu kadar herkesten rakiplerden çok yükselen Muhammed'in kafasına oturtacak bir tane adam yok ya. Şuraya bak Etabo abi. Etabo yapıyor ortaya. Şuraya bak abi. Etabo mu yapıyor? Evet. Hüseyin Bakti yönetiyor. Etabo. Bak şuraya bak abi. Ben söylerim hiç kimseden korkunç çekimde. Hürriyet gazetesinin şeyleri bunlar değil mi? Verileri. Evet. Şuraya bak abi. Öyle değil mi Ercan? Evet. Galatasaray takımında Ömer tek yıldız. Getson tek yıldız. Getson tek olur mu ya? Ya. Bu da yanlış bir şey. Ya. Bırakın Allah aşkına ya. Hadi ya. Hadi ya. Bırakın Allah aşkına. Benim başka söyleyeceğim biz bir şey. Biz verelim bundan sonra yıldızları o zaman. Ver abi verelim. Muslera'ya tamam. Bir gol yedi diye de bir yıldız vermek ayıp ya. Verelim. Ama o golle Galatasaray mağlup olabilirdi. Tabii ama yani ya bu kadar hakkı var beraber zaten kalırdı ama. Yani. Yapmaması hayır, gereken bir hayır, maçta yaptı. Mazur görürsün yani tamam, Muslera'nın kalecilik performansını bir tek bu gole bağlayamazsın. Aynen. Ama bu maçın yorumunu yaparken Muslera'nın yediği hatalı golle Galatasaray kaybedebilirdi. Şampiyonluğu kaybedebilirdi yani. %100 haklısın. Yani. Bu maç Muslera'nın hata yapacak bir maç değil. Hata yapması gereken bir maç değildi. Daha bir de zemin çok kötü. Sen en son bir de çıkıyorsun artık vuracaksın ya. Vuramıyorsan bir sıkıntı var. Yani Allah korusun o çıkışı Okan yapsaydı gömerdik vallahi. Yani ama Muslera'nın da o kadar kredisi olsun. Yani kredi var. Tek kaleci. Ya. Evet. Şu maç 3-0 önde olursun yap bu hatayı. Ama canım 1-0 iken maçı koparmamışken sen bu hatayı yapamazsın ve şoka girdi takım kısa bir süre. Doğru. Peki gidelim şimdi Ankara'ya. Gidelim. Meryem Aslan'a. Ankara'ya mı gidiyorsun? Güven abiye gidiyorum. Gençler Birliği Beşiktaş mücadelesi. Bana misafir olun. Tosun Paşa gollerle döndü Beşiktaş'ta ki katılır Tosun, mısınız bilmem. O Tosun Paşa bir filmde var değil mi? Evet, evet orada. Kemal Sunal'ın Tosun Paşa oradan, filmi. Oradan zaten evet. Beşiktaş seyircisi çok Cenk Tosun'a evet. Hangisi yakıştırdı. Kötü değil mi rahmetin? Sempatik bir isim oldu. Tam da sevimli ortak karar katılır mısınız bilmiyorum. Abubakar'ın performansını demeyeyim de gol performansını diye bir şey uydurayım olursa. Düştüğü noktada Cenk Tosun devreye girdi Beşiktaş'ta. Daha İkinci resmi maçında iki gol attı. İlk kupada
Start tabii vermişti. Ama o şundan ben Cenk Tosun geldiği zaman, bitti değil mi soru, pardon? Tabii tabii. Buyurun. Cenk Tosun geldiği zaman şunu söylemiştim sanıyorum gene bu programların bir tanesinde. Cenk kapalı savunmalar arasında iş yapacak bir santrfor değil. Açık alanlarda topu çok iyi kullanan, İngiliz futboluna da çok uygun, zaten İngilizler onun için aldılar götürdüler ama orada tam o performansı, belki fizik güç yetersizliği Premier Lig için. Sakatlıklar da yaşadı. Yaşadı. O sakatlıklar sonrasında da fazla forma bulamadı. Yani Cenk açık alan ihtiyacı duyan bir forvet. Hücumcu daha doğrusu veya golcü diyelim Cenk'e. Abubakar, yani ikisini sorduğun için oradan ikisini alıyorum. Abubakar da kalabalık savunmaların arasında bazen de savunmayı fizik gücüyle, ondan sonra topu yakın iyi kullanabilmesiyle, kalabalığın arasında iyi kullanabilmesiyle. Ya Ankara'da da öyle bir pozisyonu var, hatırlayın. Evet, şutuyla göğsüyle indirdi, dönerek vurdu. Defanslarını attı, müthiş vurdu orada. Geçseydi defansı büyük ihtimalle goldü. Evet. Pozisyonu. Yani bunu yapabilen farklı karakterde oyuncular. Bir yerde de yoruldu Abubakar. Çok yük bindi. Tam da Gençler Birliği artık 1-0'da geride, maçın başında gol yemiş, senin üstüne gelmeye başladı. 2-0, 3-0 olması Gençler Birliği için bir zarar değildi ama 1-1 yapmak, 2-1 yapmak, maçı kazanmak, puan kazanmak Gençler Birliği için bir avantajdı. Daha öne çıkmaya başladı. Beşiktaş'a hücum alanları doğdu. Hücum alanları doğduğu anda yorgun Abubakar'ı alıp yerine Cenk'i koymak en doğru şeydi, hareketti. Ve nitekim Cenk'in iki golü de topa çabuk vurmaktan ve geniş alanı kullanarak oldu. Yani bu bakımdan Cenk... Çok net vuruşlar yaptı. Evet. O vuruşları iyi yaptı. Mesela o vuruşları Larin pek yapamıyor. Mesela Larin'e neden o kadar çok tahammül etti? Dün mesela çok kötü bir performansı vardı Larin'in. Larin öyle bir oyuncu ki topla hiçbir hareketi yapamıyor. Sadece vurabiliyor. Yani ona hazır top verirseniz, işte bu organizasyonlardan çok gol attı ya. Arka direkte özellikle. Evet, yani arka direğe doğru o koşu yapıyor, sağdan ortayı yapıyorlar, savunmayı geçerse. Üç tanesinden bir tanesine, dört tanesinden bir tanesine vuruyor, gol yapıyor. Gollerin bir kısmını da böyle attı. Veyahut da çok boş alan bırakırsanız tek başına gidip goller atıyor. Bazı bir maçta dört gol attı, ikisini, üçü de böyleydi. Larin yani yavaş yavaş formasını kaybeder diye düşünüyorum. Eğer bu performansta bu şekilde oynar ise. Bireyselden girdik. Biraz oradan da devam edeyim. Bir de Beşiktaş'ta Joseph diye bir oyuncu var. Ne zaman nerede olması gerekirse orada oluyor. Ne zaman ne yapması gerekirse onu yapıyor.